Ve çok içtenlikle bir şey daha. Sabah 6.30'tu eve girdiğimde. Uzun süre uyuyamadım yani. Tabii büyük bir adrenalin oldu. İlk kez ülkemize karşı görevimizi yapmış olmanın bir huzuru vardı içimde. Uzunca bir süredir o 20 yılın huzursuzluğundan sonra. Dolayısıyla kendi adıma çok iyiyim. Bir de bir şey okumak istiyorum izninizle. Tabii, buyurun. Yani insanlığın Türkiye'de ne kadar sıkıştığı ve canının sıkıldığına ilişkin bir tweet. Bunu Ekrem Başkan'a gönderdim. Bana gönderdiler. Ben de ona attım. O da çok gülerek çok hoşuna gittiğini yazdı. Diyor ki bir arkadaş, demin Beşiktaş'ta İBB'nin çöp aracı alkışlandı. Yabancı basından biri ne oluyor diye etrafına bakıyor. Anlamazsın kuzum, bizdeki kafayı anlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani böylesine büyük bir heyecan vardı ve böylesine büyük güzel sonuçlar oldu açıkçası. Sabaha kadar kornalar durmadı, arabalar durmadı. Müthiş bir coşku vardı. Çok bekledik. Aslında biraz geciktirilmiş bir zafer. Hani 14 Mayıs'ta da biz bunu yaşamayı Öyle. ummuştuk. Hep Yaşamalıydık. beraber olamamıştı. Evet, Neyse, maalesef. geç olsun güç olmasın diyerek bağlayalım. Peki, tekrar hoş geldiniz Gökhan Hoş Bey. bulduk. Teşekkür ederim. O kadar çok şey var ki sormak istediğim. Tarihi zafer, yerelde iktidar CHP. Makus talih yenildi dün. Uzun süren artık kökleşmiş bu makus talih yenildi. Hep beraber yendik Evet. diyelim. Evet. Biz burada Türkiye'ye baktığımızda neyin değiştiğini, neyin buna sebep olduğunu en çok neyi vurgulayarak anlatabiliriz? Önce nereden döndüğümüze çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bakın, bir Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi krizi yarattılar, farkında mısınız? O andan itibaren hep dediler ki bunun çözümü anayasa değişikliğindedir. Madde bir. Madde iki, bununla beraber bir de mecliste iş tüzük değişmelidir dediler. Bunlar çok bilinçle yapılan şeyler. 600 milletvekili var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Eğer 360'ı bulursanız referandumlu, 400'ü bulursanız referandumsuz anayasa değişikliği yapabiliyorsunuz. AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı 330. Eğer bu seçimi galip gelerek çıkmış olsalardı bu seçimden, hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın, son derece gerici ve Cumhuriyet'in bütün niteliklerini, birikimlerini yok eden bir anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zorlayacaklardı. Detay vermek istemem ama mevcut meclisin aritmetiği maalesef buna da uygundu. Ama artık Türkiye'de 31 Mart gecesi yaşananlar ve yurttaşın reaksiyonu, o mecliste sandıklara gitme, gitmeme, gittiği zaman tavır koyma reaksiyonu bir şeyi meclisin duvarlarına çaktı. Siz bize rağmen artık bir şey yapamazsınız ve Adalet ve Kalkınma Partisi artık bu memlekette birinci parti değil. Bu son derece kıymetlidir. Bu moral üstünlük 16 Nisan tarihinde açılacak meclise bizi bir başka havayla sokacak. Dolayısıyla bütün samimiyetle söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti uçurumun eşiğinden döndü. Siz otoriterleşmenin kıyısından diyorsunuz genelde. Evet. Yani daha katı, daha baskıcı, daha zorba bir rejimin aslında değil mi? Kapısı kapanmış oldu. Ya kimseye haksızlık vermek için, etmek için söylemiyorum ama örnekler çok açık. Geçenlerde iki komşumuzda seçim yapıldı. Putin %87 ile Azerbaycan'da da Aliyev %93 ile seçildi. Oralarda muhalefet partileri var. Hatta 10 tane, 15 tane muhalefet partisi var. Ama %1 bile, %0,5 bile alamıyorlar. Görünürde bir demokrasi ve babadan oğula geçen bir rejim. Biliyorsunuz Aliyev'in babası Cumhurbaşkanı'ydı, o oldu. Putin de Medvedev ile beraber değişip duruyorlar, yıllardır değişmiyorlar. Muhaliflerine herhangi bir şekilde yaşama şansı yok. Türkiye aslında bu noktaya doğru hızla evriliyor. Bakın Türkiye'de de demokrasi karnesi dünyanın en kötü ülkeleri arasına girdi. En son ilk 10, ilk 15'teyiz. Gazeteciler, basın, ifade özgürlüğü, demokratik haklar, bunların tamamında geriyiz. Ancak Türkiye'de başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere güçlü bir muhalefet var. Ve bu muhalefet her türlü baskıya rağmen toplumun %50'sini, en az %50'sini konsolide etmeyi başarabiliyor. Ya da şöyle söyleyeyim, asıl hak ettiği gibi söyleyeyim. Türkiye'de siyasal partiler var
Ama bunların yanında çok daha güçlü, dimdik ayakta duran bu toplumun yarısı var. Bu toplumun yarısı diyor ki, sen benim çoluğuma çocuğuma iş vermeyebilirsin. Beni araçsallaştırmış yargıyla tehdit edebilirsin. Attığım bir tweet nedeniyle gece yarısı beni evimden alabilirsin. Beni kolluk kuvvetlerinin son derece baskıcı ve yetki alanını aşan müdahalelerine muhatap kılabilirsin. Ama bütün bunlara rağmen ben bu memleketi sana bırakmayacağım diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ancak eğer bu seçimi biz kaybetseydik, şunu çok iyi biliyorum ki 14-28 Mayıs 2023 sizin atıf yaptığınız seçim, benim de kolum kanadım bir hafta kalkmamıştı. Ben 2 hafta evden çıkamadım Gökhan Bey. Benim yanıma aylar sonra gelip o gece ağladığı gibi ağlayan çocuklar, gençler oldu. Ve büyük bir toplumsal travmaydı. O travma niye yansıdı biliyor musunuz? Hani biz çok fazla söylemedik. Örneğin bu seçimde sandığa giden avukat sayısında yarı yarıya azalma oldu. Müşahit sayısında bazı azalmalar oldu. Yani insanlar artık sandık seçimli demokrasiye yeter artık buradan bir şey olmuyor demeye başlamışlardı. Biz de hep şunu söyledik. Bir de buna şu ekleniyor. Böyle bir yazar çizer takımı var. Bu seçimlerden bir şey olmaz. Karşınızda Erdoğan var. Erdoğan seçimde yenilebilir mi? Adam seni her seçimde tokatlıyor, hala seçim diyorsun falan. Ben de hep şunu söyledim. Arkadaş, alternatifin varsa çok açık söyle. Tamam, yani hani ne yapalım mesela? Hani seçim yapmayalım da ne yapalım? Anayasal hakkını, protesto hakkını fabrikada, tarlada, sokakta kullanmak başka bir şey. Ama seçimi reddetmek başka bir şey. Seçimi reddetmeden de biz bu işi kazanabiliriz. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'de 61 milyon seçmen var ve 207 bin sandık var. Bana kızanlar olabilir, partimden de kızanlar olabilir. Bu 207 bin sandığın tamamına egemen olabilmek pek kolay değil. Ancak metropollerde durum farklılaşıyor. İstanbul'da 11 milyon seçmen var, 33.287 sandıkta oy kullandı. Ve bu sandıklar 1900 okula konuldu. Biz bunlarda sandık asıl görevlileri, sandık yedek görevlileri, müşahitler, okul sorumluları, okul bilişim sorumluları, ilçelerdeki SSGS'ler yani sandık sonuçlarını girme sorumluları, bunların tamamını eğitimden geçirdik, tamamını. 5 kez de test yaptık. Bu test ne demek? Bir gece saat 21'de seçimi başlatıyorsunuz. Sanal bir seçim. Sanal tutanaklar var. Onlardan kaç kişi gelecek bu tutanakları doğru bir şekilde dijital ortama aktaracaklar. Buradaki sayıları görüyorsunuz. Yetmiyor bir daha. Tam 5 kere yaptık. Ve pazar günü seçim yapılacaktı. Biz cumartesi günü hala 15-20 okul bilişim sorumlusunu değiştirdik. %100 emin olmadığımız için. Ve ben çıktım pazar günü dedim ki, bu 33.287 sandığın tamamına egemeniz, bir tek oyunuzu çaldırmayacağız. Yurttaşlar yazdılar, haklılar, hiç kızmıyorum. Siz zaten hep böyle dersiniz. Haklılar ya, haksız diyemem yani. Evet, böyle dediğimiz ve yapamadığımız zamanlar oldu. Ama şunu bilin ki, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün örgüt emekçileri adeta bir seçim hukuku uzmanı oldu hepsi. Yani nerede, nasıl davranması gerekiyor, itirazı nereye yapacak? Bakın şu anda biz sizinle yayın yapıyoruz değil mi? 2 ilçe var. Beykoz ve Gazi Osman Paşa. Her ikisine de biner farkla kazandık. Karşı taraf itiraz etti. Ben hiçbir şey demiyorum, itiraz edebilirler. Biz de 1000 oy farkla kaybetseydik biz de itiraz ederdik. Şimdi ne yapmaları lazım? İtiraz edilmiş sandıklar yeniden sayılacak, sorun yok. Islak imzalı tutanakların hepsi bende. O imzalı tutanaklar bende olduğu sürece hiçbir şey yapamazlar. Bir tek şey yapabilirler. O torbaların içindeki oyları değiştirirler. Ve yeniden sayımda bu seçim ıslak imzalı tutanak yanlış düzenlenmiş derler. Şu anda o seçim torbaları arkadaşlarımız tarafından nöbet tutularak hiç kimse onlara dokundurtulmuyor. Milletvekili arkadaşlarımız 5-6 saatte bir değişerek
o torbaların başında nöbet tutmaya devam ediyorlar. Sayın Günaydın, Hatay'da ne oldu peki? Bütün bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bütün bunları anlatıyorum ki herkes şundan emin olsun. Biz bu memleketin bir rejim sorunu olduğunun farkındayız. Ve bu nedenle bu ciddiyetle bu seçimlere hazırlandık. Aday belirlenmesinden sandık sorumlularına kadar ve büyük bir başarıyla çıktık. Bundan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu başarı, başlangıçta da söyledim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı gibi görülebilir. Evet, CHP önemli ölçüde başarı kazanmıştır. Ama asıl kutlanması gereken halkın kendisidir. Bunu hiç kimse unutmasın. Yani direnen...